Ayto eski yönetim kurulu üyesi, döviz bürosu işletmecisi İlhan Gönendi, yılın son günlerinde finans sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Gönendi, Rusya'da yaşanan ekonomik krizin Amerika ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya ambargo uygulamasının sadece ülkemizi değil, dünyanın finans sektörünü etkilediğini belirterek, ülkemizde dövizin hala kırılgan bir dönemden geçtiğini, 2015 yılında doların 2.50 seviyelerini görebileceğini savundu. Cari açığa da dikkat çeken Gönendi, hükümetin ithalatı önlemek için tedbirler aldığını, yerli ürünü teşvik ettiğini söyledi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin de Türkiye ekonomisini yakından ilgilendirdiğini açıklayan Gönendi, dövizle kazanmayan dövizle borçlanmasın dedi. Şimdi finans piyasası, şöyle söyleyeyim, dünyadaki gelişmelere bağlıdır. Tabii bizim hemen işte Rusya'daki olan ekonomik gelişmeler, tabii Amerika ve Avrupa Birliği biliyorsunuz Ukrayna'dan dolayı buraya bir ambargo uygulaması, ekonomik ambargo uygulaması yaptı. Tabii bu ekonomik ambargo otomatikman Rusya'nın finans sektörüne vurdu. Tabii bu da rublenin %80-85 civarında değer kaybına uğradı. Tabii bu da otomatikman bizim gibi gelişmekte olan ülkelere otomatikman yansıdı. Tabii nedir bu? İşte gördüğünüz gibi en ufak şeyde doların 2.20'lerden 2.40 onlara 2.40 20'lere kadar çıktığını gördük. Tabii bu bizim hala daha kırılganlığımız gözüküyor. Her zaman bu kırılganlıklar devam ediyor Türkiye'de. Neden? İşte cari açığımızın olmasından dolayı. Tabii burada döviz piyasası oynama devam edecektir. Bu 2.30'lara gelir. Gene en ufak kırılgan bir şey olduğunda gene tekrar 2.40'lara, 2.50'lere gidecektir. Bu görecektir. Tabii bizlerin 2015 yılında 2.50'lere doğru gideceğini düşünüyoruz. Tabii bu da biraz önce dediğim gibi bizim ülkemizde cari açık sorunu her zaman bu mevcut biliyorsunuz. 40-50 milyar dolar civarında her sene biz cari açık veriyoruz. Onun için bu da cari açık verdiğimiz için bu kırılganlıklar bizde devam edecektir. Tabii Amerika'daki ekonomik gelişmeler biliyorsunuz şu anda biraz daha ılımlı bir şekilde gidiyor. Bunun yarın bilemem ne zaman olacak. Bu önümüzde kay olur. 2 ay sonra, 3 ay sonra olur. Tabii orada da bir faiz artırımı gelecektir. Tabii o da bizim gibi gelişmekte olan ülkelere otomatikman yansıyacaktır. Nedir? Bugün %8-8,5 olan ülkemizde faiz. Amerika faiz artırırsa bu da otomatikman bizde de çift hanelerin üzerinde doğru çıkacaktır. Bu da döviz piyasasında olumsuz etkileyecektir. Bunlar yaşanmıştır. Yaşayacağız bunları. Yani ekonomik olarak bizim daha henüz böyle tam işte yarın şu olacak, bugün şu olacak diye bir deme şansımız yok. Yani dövizde kırılganlık hala devam ediyor diyorsunuz. Devam ediyor, evet. En ufak şeyde bizde hala da kırılganlıklar devam eder. Bu Rusya olur, bugün Rusya oldu, yarın Amerika'dan başlayacaktır, başka bir ülkeden yaşayacaktır. Çünkü biz gelişmekte olan ülkeler içerisindeyiz. Ya şunu soracağım, hükümet özellikle ithalata yönelik teknolojik ürünlerde vergi artımı gibi bazı hükümet tedbirler düşünüyor. Bu bundan mı kaynaklanıyor? Diğer yerlerden mi kaynaklanıyor? Tabii, şimdi bizim lüks ürünlerde tabii vergi artışı. Yani bildiğimize göre, duyduğumuza göre vergi artışına gidecekmiş. Tabii bu lüks ürünlerde ithalatı
kısıtlayacak mıdır? Elbette tabii faydası olacaktır bunun. Tabii ne kadar faydası olacaktır, olmayacaktır onu ileriki günlerde göreceğiz. Yani bu da amaç ithalatı önlemek, yerli ürünü teşvik etme amacıyla olacaktır. Tabii bu sanayi ürünlerinde veyahut da işte kırsal kalkınmalarda yeni teşvikler gelecek 2015 senesinde. Tabii bunlar iyi değerlendirilmeli. Esasına bakılacak olursa. Tabii burada güzel şeyler var. Bunları iyice kalkınma ajanslarından görmek lazım. Peki her zaman söylüyorsunuz dövizde kazanmayan dövizde borçlanmasın diye. 2015'in nasıl tavsiyeniz olacak? Ya şimdi hep aynı şeyi konuşuyoruz. Şimdi ne olursa olsun, her kimse olursa olsun, dövizle kazanmayan dövizle borçlanmasın diyoruz. Çünkü Türk parasıyla kazan, harcamanı, işte borçlanmanı dövizle yap. Bunlar yanlıştır. Artık herkes dövizle kazanan dövizle borçlanabilir. Ama Türk parasıyla kazanıp dövizle borçlanıyorsa bu yanlıştır. 2015'te 2 yılda görür müydünüz? Öyle bir şey kullanmıştınız. Yani öyle bu benim kendi şahsi görüşüm. Görmeyecek diye bir şey yok. Zaten fazla bir fark da kalmadı. Zaten 2.41-10-2.41-20'lere gördü. Tabii bu gene tekrar oralara görecek midir? Görecektir. Benim kendi görüşüm bu tabii. Tabii önümüzdeki seçimler vardır. Tabii ne kadar olsa işte seçim şeysi de olmasa dahi tabii sonuç olarak bu paralar sonuçta bizlerden çıkacaktır. Bunlar da otomatikman vatandaşı yansıyacaktır. Bunun yanında Ortadoğu gelişmelerde yakından ilgilenmiyor değil mi? Tabii canım, şimdi bunlar tabii işte yakınımızda Suriye olsun, Kuzey Irak olsun. Bunlar hep bir bizim ekonomimize olumsuz olarak yansıyacaktır. Oradaki olumsuz gelişmeler, yani bizim etrafımızda komşularımız nerede olursa olsun, dünyada dahi olsa, gelişmekte olan ülkelerde bir şey olsa, hemen bunu öbür gün yansıması zaten otomatikman oluyor. Yeni yılda bile neler söylesiniz aydınlara? Ben bütün Türkiye'mize, dünyamıza, aydınlığımıza, herkesin 2015 yılının başta sevgi, saygı, huzur, barış dolu bir yıl olmasını diliyorum. 1690.